Mutfağıma hoş geldiniz. Brokoli çorbasını bu şekilde denediğinizde ev halkı gerçekten de çok severek içecektir. Zira benim çocuklarım çok severek içtiler. Bunun için bir tane mor soğanı tencerenin içerisine alıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum. Bu arada ocağın altı da açık. Biraz salça ilave ediyorum. İsterseniz hepsini çiğden de katabilirsiniz ama ben şöyle hafif bir karamelize olmasını istedim soğanların. Ve yıkamış olduğum brokollerimizi de içerisine ilave ediyoruz. Diyete de uygun, çok sağlıklı ve lezzetli bir çorba. İçerisine yarım çay bardağı bulgur, varsa siyez bulgur ilave edebilirsin. Yine aynı şekilde yarım çay bardağı kadar da mercimek. Mercimek ve bulgurdan dolayı lezzeti çok güzel oluyor ve brokolinin sevilmeyen bir tadı kokusu vardır ya, onu bastırıyor. Kesinlikle tavsiye ederim bu şekilde yapmanızı. Ortalama 7-8 su bardağı kadar suyumuzu da ilave ediyoruz ve sebzelerimiz haşlanana kadar, bulgurumuz ve mercimeğimiz de güzelce şişip haşlanana kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra baharatlarını ilave ediyorum. Tuz, pul biber ve zerdeçal. Zerdeçal çok yakışıyor gerçekten. Mutlaka ilave edin. Bir de malum kış aylarındayız. Sizleri soğuk algınlığına karşı da koruyacaktır. Blenderımızda güzelce gördüğünüz gibi çekiyoruz. Kıvamını da size göstereyim. Eğer biraz koyu gelirse kaynamış su ilave edebilirsiniz. Ama bence kıvam gayet güzel. Hemen sıcak sıcak servis edebiliriz. İçerisine katmış olduğumuz mercimek ve bulgurdan dolayı ve zerdeçaldan dolayı emin olun hiç brokoli tadını hissetmeyeceksiniz bile. Normalde çocuklar pek sevmez brokoli ama bu çorbayı severek içtiler. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ayrıca diyet yapanlar için de çok lezzetli ve güzel bir alternatif. Kıvamını da şöyle size gösterdim. Ayrıntılı bir şekilde kaşığımda. Bir kere yapmanız yeterli olacak. Çok çok seveceğinizi düşünüyorum. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.